Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Ankara'nın Hisar Meydanı'nı çevreleyen Osmanlı dönemi yapılarıyla bir arada, kalenin sur duvarı boyunca uzanan, yıkık ve metruk durumdaki üç eski Ankara evinin bir bütün halinde ele alınmasıyla hayat buldu. 2013 yılında Yüksel Erimtan Kültür ve Sanat Vakfı tarafından çalışmalarına başlanan müze binası, yıllar süren ve büyük bir titizlikle gerçekleştirilen mimari ve müzeografik araştırmalar sonucunda bugünkü haline kavuştu. Yüksel Erimtan, koleksiyonerlik yolculuğuna 1960'lı yıllarda Mersin'deki bir kuyumcunun ufak bir dükkanında karşılaştığı antika yüzük taşlarıyla tesadüfen başladı. Bu yolculuk, 2009 yılında kurduğu Yüksel Erimtan Kültür ve Sanat Vakfı ile başka bir evreye taşındı. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, bu evrenin ilk somut göstergesi oldu. Bizim şirketlerimizin Tarsus Mersin civarında devamlı inşaat işleri oldu. O sürede personelin bazılarının muhtelif nedenlerle işte çocuğu doğuyor, evleniyor, sünnet oluyor. Ufak tefek hediyeler almak gerekiyordu. Bir koleksiyoncuyla tanıştım. İsmi de Joseph'ti adamcağızın. Joseph bir gün geçerken beni dedi ki ya abi gel bir kahve mi iç dedi. Ben kahvesini içmek için girdim. Onun ufacık bir dükkanı vardı. İşte böyle tam kahveleri geldi falan derken iki tane köylü geldi. İki tane köylü getirdiler bu tezgahın arkasına geçti. Bir şeyler konuştular falan. Ve tuttu para ödedi. Köylüler de çekti gitti. Sordum Joseph bu nedir ne yaptın diye. Dedi ki vallahi dedi bu köylüler dedi ören yerlerinde yağmurlardan sonra dolaşırlar dedi. Oralarda dedi bazı dedi böyle yüzük bu getirdikleri yüzük kaşı dedi. Bir şeyler bulurlar bana getirirler ben de satarım dedi. Baktım ona benzer bir iki tane taş benim babamın evinde vitrinde kasenin içinde benzer bir şeyler vardı. Ona söyledim. Dedi ki yahu sen getir onlara da bakayım dedi. Bunların çok sahteleri de vardır ama dedi. Getir bir göreyim. Sen bunları toplasana dedi bana. Al dedi ben dedi buna dedi o zaman hatırlamıyorum ne kadardı. Ufak bir para idi. Dedi bunun üstüne gel işte 3-5 kuruş daha fazla ver sana vereyim dedi. Hay hay dedik ve böylece biz babamın taşlarını da getirdim ona gösterdim. O da ben sana toplarım dedi. Hakikaten bu koleksiyon yerliğe böyle başladım. Fakat bu arada ben dış seyahatlere gittim. Dış seyahatlere gittiğim vakit baktım ki birçok müzelerde, birçok antika eşya satan mağazalarda hani Anadolu'dan kaçırıldığı %100 olan ismine Doğu Akdeniz'den, yok Doğu Yunanistan'dan falan gibi tabirler kullandıkları parçaları oralarda satıyorlar, teşhir ediyorlar. Onları gelince gördüm, dedim ki, ya bazı arkadaşlar da vardı koleksiyonculara niyetli. Ya dedim gel bunların bir şey olmasa elimizden geldiği kadar biz bunları Türkiye'de tutmaya çalışalım. Ve kalktık bir kültür varlıkları koleksiyoncuları derneği kurduk. Derneğimiz bayağı ciddi böyle bu tip koleksiyonu yapan aklı başında kişilerin içinde bulunduğu 34 tane üyesi olan bir dernek haline geldi. Ve bu dernek olarak da yıllardan beri de ya bir eserleri bunlar da teşhir edelim, halka açalım, topluma da gösterelim falan filan diye konuşurken bir sürü manilerle karşılaştık. En sonunda bundan evvelki Kültür Bakanlığı zamanında dediler ki ya işte ben daha doğrusu orada baktım tam Anadolu medeniyetlerinin çıkışından kalenin kapısına doğru giden yerde sağda kırık dökük böyle felaket bir binalar var. Yıkım kararı almışlar. Ben bunlara baktım. Hani önleri pis pis sıvalı falan böyle kepaze bir şey. Ama arka tarafına gidip bir baktım. Ya bu evler bayağı taş böyle kemerleri falan güzel yapılmış pencereleri olan ve eski yapılar. Bunu söyledim. Dedim ki ya burası yazık. Verin bunu bize tahsis edin de biz burada müze yapalım. Şimdi benim hani bize başlangıcımız böyle oldu ve bu iş tahmin ediyorum ki
Ankara'da işte ilk evvel Atatürk zamanında başlamış kültür aktivitelerinin merkezi olan şehrimizde bu müzeyi kurmaya karar verdik. Müzenin mimari yaklaşımı 3 temel kavram çerçevesinde hayata geçirildi. Çevresel değerlerin izlerini koruma, tarihi görünür kılma ve nispetle değer yaratabilecek yeni bir mimari ürün geliştirme. Biz bu binayı tasarlarken Onur Yüncü ve Ayşen Savaş'la birlikte kullanılan malzemeye çok dikkat etmeye çalıştık. Binanın konumu itibariyle Ankara'nın tarihi bir bölgesinde bulunmasından dolayı Ankara taşı ve tüm malzemelerin de olduğu özgün haliyle bırakmaya çalıştık. 20. yüzyıl malzemesi olan beton, çelik ve masif ahşap kullanımına dikkat ettik. Binanın iç duvarlarında ise yıllardır müzecilikte kullanılan, müze binalarında kullanılan traverten kullanmak istedik. Denizli travertendir bu da, yine bölgemizden. Ham haliyle bıraktık travertenleri ve yatay taraklayarak perspektifi güçlendirmek istedik. Bu traverten panolarının her bir seçimi altın orana göre yapıldı. Dolayısıyla her bir traverten panosu bir altın oran boyutuyla devam etmektedir. Tavanda ahşap desenli kalıp kullanarak beton döktük. Ve çelik kirişlerle bunu güçlendirdik ve bir miktar daha fazla kullanarak kirişleri perspektifin vurgulanmasını ön plana çıkarmaya çalıştık. Elimtan Müzesi binası tasarlanırken aynı zamanda müzecilik programı yazıldı ve bu ikisi birbirine paralel olarak geliştirildi. Müzeografi, müzeolojiden farklı olarak daha çok mimarları ilgilendiren bir alan. Bu alan içinde dolaşım şemasından duvar grafiklerine kadar gelişen bir spektrum içindeki sergileme senaryosunun tümü ele alındı. İlk günden beri aslında bir ziyafet sofrasının, bir masanın temsil edileceği biliniyordu. Eserlerin çoğu zaten Roma dönemi mutfak eşyalarıydı. Bunu yaparken bu sözünü ettiğimiz genişletilmiş duvarların içinde nişler yaratarak sergileme elemanlarını üretmeye karar verdik. Bu kararımızın arkasında aslında Efes'te de yakından tanıdığımız, Ankara Kalesi'nde de yakından tanıdığımız ve tarihten bu yana var olan duvar nişleri var. Bunların içine yerleştirdiğimiz nesnelerin sonunda bir koleksiyon bu ve eserlerin bir aradalığının toplu bir öyküsü yok. Bu öykünün yazılması da müzenin müze olma nedeni, belki yıllar alacak. Ama açılış sergisinde bu fragmentasyonu, bu parçalı bir aradalığı, parçalı nesneleri bir arada tutmak için yaptığımız şey çok güçlü mimari elemanlardı. Yüksel Erimtan'ın arkeolojik eserler koleksiyonu, Anadolu'da yaşamış ve iz bırakmış çeşitli uygarlıkların bir yelpazesi gibi. En eski eserlerimiz M.Ö. 3. bin yılın sonlarına tarihleniyor. Yani Anadolu'nun erken Tunç Çağı dediğimiz Hatti ve özellikle Hitit dönemi. Orta Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan ve Ege bölgesinden eserler var. Fakat ağırlıklı olarak daha geç dönemler, özellikle Roma dönemi, yani Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'da hüküm sürdüğü dönemden çok fazla eserimiz vardı. Bunu kronolojik bir şekilde sergilemek istemedik. Daha farklı bir konu ve kavram içine oturtmaya çalıştık. Bunun üzerine ağırlıklı olan Roma eşyaları olduğu için diyelim, Roma günlük hayatının çeşitli aşamalarını yansıtan eşyalar olduğu için müzenin ana katına, orta katına diyelim, Roma hayatının çeşitli kesitlerini gösteren bir fikir kurguladık. I think one of the most interesting things about a project of this nature is a problem that we faced right from the very beginning, and that is how to display a lot of very small objects, all of which are in their own way quite exquisite, and I think particularly of my own interest in coinage and seal stones.
And one of the concepts that emerged from our early discussions was the marrying of the original objects to original texts and statements from the ancient world itself. I've always believed that the best commentary on the Greek and Roman civilization is actually produced by the Greeks and the Romans themselves. So what we've actually done in this collection is to produce a series of texts that illustrate ancient ways of thinking about the objects that we have on show. So we have texts from Ovid, from Pliny, from early Greek elegists, particularly Callinus. And for this project, we've produced original versions, original translations of these in order to try to bring the objects to life. So the visitor to the museum should, if he or she is going to participate with the exhibition, should be able to actually hear authentic ancient voices giving the commentary on the objects that can actually be seen and allow them, therefore, to tell their own stories. Ankara'nın kültür ve sanat yaşamının en yeni kazanımlarından biri olan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, hem kalıcı koleksiyon sergisinde hem de düzenleyici geçici sergilerde eskiyle yeniyi, geçmişle bugünü yan yana getiriyor. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, çağdaş müzelerin gereği çok güçlü bir geçici sergi ve konser programıyla yola çıkıyor. Açılıştan hemen birkaç gün sonra ilk konserimizi burada yapacağız. İçinde bulunduğumuz mekan çok amaçlı salonla geçici sergiler mekanı. Bu geçici sergi mekanında biz yılda en az 3-4 tane dünya çapında sergi yapacağız. Ziyaretçilerimizi tekrar tekrar müzeye çekme imkanı bulacağız bu şekilde. Çok amaçlı salonumuzda da konserler dışında sempozyumlar, seminerler ve konferanslar yer alacak. Ama her şeyden önemli, çağdaş müzelerin en önemli misyonu eğitim kurumu olmaları. Dolayısıyla biz açılır açılmaz çok güçlü bir eğitim programı başlatacağız. İlkokul çağından başlayarak lise öğrencilerine ve bilahare yetişkin ve engelli vatandaşlarımız için özel eğitim programları yapacağız. Bu açıdan müzemiz gerçekten Ankara'da önemli bir çekim merkezi olmayı hedeflemektedir. Müzede sergilenen koleksiyon, M.Ö. 3000'li yıllara tarihlenen eski Tunç Çağı ve Hitit ile başlayıp Geç Roma ve Bizans uygarlıklarına dek uzanan Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi denetiminde 2000'den fazla taşınır eseri barındırıyor. Bu eserler, dönemin ulaştığı zanaat düzeyinin ve estetik anlayışın yansımaları olarak karşımıza çıkarken, izleyicileri geçmiş çağlara uzanan yolculuklara davet.